bütçe konuşacağız, turizm konuşacağız, tarih konuşacağız. Hani şimdiye kadar gidip denilen cevap ne geliyordu genel olarak? Çok da normal turizm. Ama bakın, bir de neler var? Burada ablalarım var, burada Ramazanlar, Daramalar. Hepsi ekranlara biraz sonra canlı. Devam ediyor efendim, yıllardır şu programı yapıyorum. Canlı yayınlarda artık hani tecrübeli olduğumu da düşünüyorum ama kendi kendimi offside'a düşürdüm demin. Ya nasıl bir öyle playback'se, nasıl bir oyunsa gayet güzel. Rejini de tabii onun bir zamanı var. Ben burada oyunu seyrediyorum. Dalmışım. Kendi kendime bir yandan da tekrar senkronu müziği tutturmaya çalışıyorum. Ya mutlu bir şeyler işaret ediyor bana. Ya kestik diyor, gittik diyor. Acaba diyorum yayına mı bir şey oldu? Konuştuk ya. Havaya konuştuk yani biz bize. O zaman tepelere ben bir alkış alayım. Bir alkış alayım. Programı sonuna kadar. Vallahi bu sıcakta ki şansımıza yine bugün hava rüzgarlı esiyor. Körüklü çizmesiyle bence de hani kızlara da çok yakışır ama özellikle bir erkeğe, bir delikanlıya en çok yakışan oyundur. Doğru mu? Kaç senedir oynuyorsun? Bunu vallahi öğrenmek için de bu bölgenin kanını taşımak gerekiyor mu? Biraz taşı. Teşekkür ediyorum. Biliyorum kıyafetleriniz ağır ama belki finali de beraber yaparız. Yaparız bak. Yaparız. Olur. Bu iş olur. Bu iş olur. Yayından önce şaka yaptım. Sordum böyle. Hayırdır dedim. Bugün ne var falan burada. Hiç izlememişler programı. Kabul ediyorum. Ya diyor abi diyor. Dolu dolu Ramazan var dediler geldik. Dedik biz de horon ekibiyiz. Abi diyor kıyafet yoksa oynayamazsınız. Teşekkür ediyorum. Size alayım. Bir alkışla yolluyorum sahiden. Kültürünün yemekleri var. Efendim ablalarım. Çileği topladı geldi, ekmeklerini getirdi, zeytinlerini, zeytinyağlarını. Yani hani dedim tamam turizm merkezi ama kendi kültürünü de hala içinde yaşatan, değerlerine sahip çıkan güzel bir yer. Dün gece geldim, sokaklar cıvıl cıvıl. Hani dedim bu yazın etkisi mi? Meydanda böyle yazıyordu yine. Ben dedim de program yapmayı bir yandan da şöyle seviyorum. Dedim'e girdim, sayın başkanım yanlışım varsa onu düzeltin. İftar çadırının kurulduğu yerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sur, cihanda sur sözü yazılıydı. Oradan ilk yayın yerini görmeye gittim. Dedim ki aşağı sıcak olur, barış meydanıydı ve burası da barış. Yani burası Ramazan'ın adına uygun. İnsanlığın en güzel ifadesi olan barışla, kardeşlik anılan bir yer. O yüzden iyi ki geldik. Tekrar merhabalar efendim. Adanalısınız. Adana Kozan efendim. Kozan. Oh şimdi bir bici bici olsa iftarda sever misiniz? Özledik. Vallahi metrelik kebap bilsem getirirdim. Aslında burada yemek kültürü çok aranmıyoruz. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ramazan'ın konseptine çok uygun bir yerde. Daha önce acıklı oruç tutmak isteyenler, Ramazan'ı zevkle tutmak isteyen arkadaşlarım lütfen bize buyursun. Sebebine Türkiye'nin en düşük yerlerinden bir tanesi. İki, efendim acıkmak diye bir derdiniz yok. Biraz önce arkadaşlar gösterdi. Gerçekten çok doğal zeytinyağı ve çok doğal ürünlere çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir yer. Sağlık merkezi değil mi? Aslında bir nevi sağlık merkezi burası. Eğer rahat bir oruç tutmak istiyorsanız buyurun buraya gelin. Efendim bizim yaklaşık 25 bin kişilik bir kapasitemiz. Bilim gerçekten ismiyle beraber çok büyük bir ilçe. Hem turizmi var ama turizmle beraber sağlıkla üst üste örtüştüğü için Sayın Belediye Başkanı'yla beraber bunları kendimize konsept olarak aldık. Sivil toplum hep beraber bu noktaya getirdik. Zaten biraz sonra bunları göreceksiniz. Şimdi ben size teşekkür ediyorum. Ben şu anda bir güzelliği de yaşıyorum. Hani hem Kaymakam Bey'in hem Belediye Başkanı'nın aynı anda beraber yayında olması çok daha bir güzel oluyor. Bu şu anlama geliyor. Burada yaşayan insanların da daha mutlu olması için bu güzel bir sebeptir. Ha, iyi ki yayınımıza geldiniz. Biraz sonra sohbet edeceğim. Arada bir de Adana'daki programdan da göndermeler yaparak. Yok yapmayacağım. Kıyamam şimdi sahiden. Ramazan günü oruç. Abi dün ben gezdim. Dün gezdim. Ne güzel böyle oraya tezgahlar. Dediği gibi bizim de Ramazan iyi geçiyor. Tabii ben bir şey daha ekleyeceğim. Sadece Ramazan'da değil. Ramazan'dan sonra da bekleriz. Herkesin.
ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ramazan güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. İşte gördüğünüz Cumhuriyet Kent Meydanı'nda oldukça yoğun, ortamımızın oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Efendim bana da soruyorlar bazen, hani gerçekten seyircimiz de soruyor, elektronik postayla soruyor. Hatta bizim program müdürümüz Barış Turanlı ile biz de konuşuyoruz yayın öncesi. Hani acaba dedik biz Ege'ye inerken, şimdi Diyarbakır'da başladığımız yolculuk az da oluyor. O yüzden biz doğru yolda olduğumuzu ekip olarak da, yönetim olarak da inanıyoruz. Ve iyi bir şey yaptığımızın da farkındayız. Yemekler hazır. Buyurun. Yemekler hazır. Efendim, kaşık şöyle şu tarafa da bir gelelim. Orada parmaklar var ya, o ablalar biraz çizik bu ortadaki gözlüklü. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. O zaman burada herkes, bugün sahiden herkese teşekkür ediyoruz. Normalde bize programımız başlıyor efendim. Bunu bulacağız. Nerede? Sadece şöyle geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir sizi alayım şöyle bir saniye. Alayım yanıma. Alayım. Sonra geleceğim. Yok bile yok. Pamuk olmadığı için besledikleri hayvanların yününü kendileri boyayarak, eğirerek ince ip haline getirip keçi ve koyun kılıyor. Koyun. Evet. Bunu kış günlerinde battaniye olarak kullanmışlar. Yorgan dikiminde bile dokudukları yünlü örtülerden yararlanmışlar. Bu gerçekten 90 yıllık bir şal. Bu anneannemin düğününden. Anneannenizin düğününden. Anneannemin çeyizi değil mi? Bu. Yani. Aslında bu da annemin çeyizi ama bu da 65 yıllık falan. Yünü eğirerek, incecik ip haline getirerek kendi tığlar, ördükleri şallar. Tabii o zaman imkan yok. Yol da olmadığı için ilçeye ulaşım da yok. Her imkanı kendileri yaratmışlar. Şimdi mübadele aslında acılarla dolu hikayelerdir. O filmi seyrederken yine Çağan Irmak'ın tüm filmlerinde olduğu gibi yine Çetin Tekin Durma tabii muhteşem oyunculuğuyla bir çaresizliğin eseri. Biz bugün evimizde klima, elektrik bir dakika kesildiği zaman, klimamız bozulduğu zaman isyana başlıyoruz ki o mübadelede vatanından ayrılmış, aynı şekilde oradan buraya, buradan oraya o hayat hikayeleri gerçekten acılarla dolu. Her iki kesim için de aynı geçerli. Ama işte bizim dedelerimizin, zaten onların yanında büyüdüğümüz için onların yaşantılarını yakından izlediğimiz, dinlediğimiz için bizi çok etkilemiştir. Güzellikler, değerler bunlar ve bir Ramazan programında eskilere giderek, şimdi düşünsenize bakın yemeğe de bir geçeceğim, bakın Ramazan sofrası, şimdi düşünsenize o eski, o mübadeye ben şöyle yan yana alayım size, yokluk yemeği değil mi? Evet. Bu yokluk yemeği, yani kendimize uygun, yani doğal, yerel bir yemek. Düşündüğümüz zaman üniversite çalışmasını yaptık. Yaklaşık 2 ay, 3 ay bir çalışma yaptı. Bizim üniversitemiz, Adnan Menderes Üniversitesi'nin yaptığı çalışma sonucunda bizim bir meslek yüksek okulu var. Bizim meslek yüksek okulu. Bu yemeğin bizde olduğunu bulduk. Aslında evlerde bir yemek yapılıyor idi. Biz şimdi bu yemeği mümkün olduğu kadar Didim'le beraber. Çünkü farklı kültürlerin müzikleri, farklı kültürlerin inançları, onu soracağım. Burada onunla ilgili de sizin de çalışmalarınız var. Ya Didim aslında bir barış merkezi değil mi? Şimdi şu an çok iyi tespit etmiştim. Önce hemen Yunanistan'a giden bir tekne taşa battı.